Alo. Alo Orhan, dükkanda mısın? Ha, dükkandayım. Ne oldu Ali? Ya, mühim bir şey yok kanka. Bir iş için mekan lazım da. Dükkandaysan yanına geleceğim. Gelme. Ne zaman geleceksin? Ya, en fazla yarım saat oradayım. Hadi kapattım ben. Hadi görüşürüz. Kapı açık. Gir içeri. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne oldu lan suratına? Halit çarptı biraz. Borç almış salak. Ya başka çaren mi var lan? Herkesinin gibi iş sahibi değil. Oğlum birbirinizi yemeyin. Ne oldu onu anlatın. Ya endişe edecek bir durum yok kanka. Adamdan borç aldım. Görünce beni minik bir hatırlatma yaptı. Oğlum onu tahmin ediyorum da buraya neden geldin onu soruyorum. Benden mi medet umuyorsun borç için? Yok be oğlum, senin kendi ayrın yok. Borcuma kefil olarak parmağımı ortaya koymuştum. Onu kesecek bir yer lazım. Ya bir bulaşmadan parmakçılık kalmıştı ya Ali. Helal olsun sana. Oğlum insan hiç parmağını ortaya koyar mı ya? Lan öyle deme. Ben düşündüm. İnsan bu üç parmağıyla hayatını idame ettirebiliyor. Kalan bu iki parmağı ortaya koyabilirsin bence. Nereden baksan 70, 90, 100 bir şey var burada. Tamam hadi eyvallah da. Parmağını neden Ali almıyor kardeşim? Buranın hastaneye benzer bir tarafı mı var amına koyayım? Harbi lan. Beni de çağırdın gece gece oğlum. Gitsene bir hastaneye. Hem orada kestirince taşıma kapı falan da veriyorlarmış yani. Ya oğlum şimdi hastaneye gitsem hizmet bedeli alacaklar. 5 lira borca 6 lira borçlanmış olacaksın. Hastaneler de yapıştı mı bırakmıyor adamın paçasına. Tamam haklısın kardeşim ama parmağını biz mi keseceğiz? Gitsene oğlum Halit'e. Sen kes, biz dikeriz dedi ayı. Oğlum kesip götüreceğim işte. Hem soğutucu torba getirdim ben, sorun yok. Sorun yok diyor bir de salak ya. Biz nasıl keselim lan parmağı? Getirdim yanında kesici bir alet. Yok. Ya Ali'cim senin kafanı sikim gerçekten ya. Oğlum bari yanında bıçak mıçak bir şey getirseydin lan. Yok mu oğlum burada bıçak mıçak? Meyve bıçağı var. Keser mi sence parmağı? Lan oğlum aslında hilt ucu gibi bir şey bulacağız. Vuracağız üstüne kopacak parmak ya. Olmaz. Kemik çok parçalı kırılır abi. Sorun çıkartır. Piç olur parmak. Lan Orhan senin dededen kalma eski makaslar vardı. Yok mu lan onlardan? Diğer parmaklar kıtlamasın arada. Oğlum bunu basacak güç lazım zaten. Terzi makası lan bu. Kumaş kessin ne var? Senin parmağını kesmez yani. Sen bugün mü götüreceksin parmağı? Evet. Buluruz bir şekilde yolunu. Çay içen var mı? Bayat çayım var. Olur. Alırım kanka. Tamamdır. Seha şu kapıyı açsana. Tamam kanka. Selamun aleyküm. Orhan'cığım müsaitsen bir kapıya gelebilir misin acaba? Olur gelirim. Tamam bekliyorum ben seni. Tamam. Hediye geldi oğlum bu doku şimdi. Hediye gelecek. Borcu için gelmiştir. Ben bir konuşayım şuna neymiş derdi. Parmağı ortaya koymadın değil mi lan? He amına koyayım. Ben gelirim 5 dakikaya. Konuşalım bakalım şununla. Orhan'cığım. Kusura bakmadın değil mi? İçeride bir şey konuşuyor gibiydiniz. Kusura bakılacak bir durum yok ya. Bizim Ali borcu için parmağını ortaya koymuş da öyle yani. Parmakçılık diyorsun. Ya öyle basit bir şeyse Ali zor, hiç merak etme sen. Sen benim neden geldiğimi anlamışsın herhalde bu saatte. Bak bu saatte gelme gibi bir niyetim yoktu. Dükkanın ışığına açık gelince biz geleyim selam vereyim dedim ama sonuç olarak geldi borçların ödeme tarihi, geldi aybaşı. Hak vereceksindir. Doğrudur. Ödeyecek paran var peki? Şu anda durumum iyi değil ya. Hiç sorun değil öğrenci. Senle daha önce konuştuk bunları. Şimdi bana dükkanı 2-3 haftalığına versen, ben bazı işlerim için kullanayım. Senin de borçlarını silerim. Hem dükkanın arkasında uyumaya devam edersin. Hiç sorun değil yani. Dükkan oluyor olmaz ama ya. O zaman sat bana bir şeyler. Ama öyle dükkandakilermiş. Cep telefonumuş falan para etmez. Şimdi gel ver bir parçanı bana. Hem üzerine artan parayı yemek parası yaparsın diyeceğim. Ama vallahi tipinden anlaşılıyor bir Orhan'cığım damarında kan olmadı. Nasıl yapalım? Sen söyle. Kan olayı olmaz ama arabayı vereyim sana. Ne arabası lan? Senin araban mı var?
Benim değil ya, babamın. Babamın ne demek oğlum? Baban nerede? Bilmem. He. Harbi nerede canım? Gel görsün. Bu işte. Hem borcumdan fazlasını bana verirsin. Bir iki ay ekmek derdine de düşmemiş olurum ben de. Fena fikir değil ha. Çalışıyor değil mi bu? Çalışıyor, sorun yok. Ya benzin bulma derdine önlemedim. Hem sen bulursun benzini. Ben bulurum, onda sıkıntı yok ya. Peki başka bir şeyler yaparım. Hallederim yani onu, sen de. Sen bir bekle burada. Ben sana masaya tamam, bekliyorum. Ali, parmakçılık olayına başlamışsın. He ya, oldu öyle bir durum Salih kardeşim. Halledelim hemen istersen şurada. Nasıl? Sen koy elini. Hangi parmaklar gidecek şimdi? Parmaklar diye bir şey yok. Yüzük parmağı gidecek sadece. Tamam, koy elini sen. Bak, koy elini. Tamam, aç ama biraz parmaklarını. Bak şimdi o kadar acımaz. Bağırma sakın. Ama bir bez falan var mı? Heh, ver sen şunu. Bunu tut, ortalık çok kan olmasın. Soğutucu poşetin bu mu? Ben senin için koyarım da, hiç merak etme. Şöyle bir içine attık mı? Bu kadar ya, basit. Orancım, anahtarı alayım. Tamam o zaman. Bak, sık bastık, tamam mı? Orhan, paranın üstüne bir ara gelir alırsın, tamam mı benden? Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz. Geleyim mi ben? Yok yok. Kim bu adam olmasın şimdi? Hadi görüşürüz. Oğlum o parmağı nasıl kestin lan öyle? Oğlum adam bıçağı falan çıkınca ben zaten bir şoka girdim. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Hayır, bir de hiçbir şey yokmuş gibi çekip gitti lan adam. Ya gelince de her şey üst üste geliyor ya. Kapı açık, çekin ipi. Orhan Bey merhabalar. Merhaba. Ben Eastbank'tan geliyorum. Çekmiş olduğunuz yeni başlangıçlar kredisinin ödeme tarihi tam 24 saat geçmiş durumda. Olmuş olabilir tabii öyle şeyler. Eğer şu anda nakit veya dijital olarak borcu ödeyemeyecek durumdaysanız, kefil olarak ortaya koymuş olduğunuz organın tahsili için size anlaşmalı olduğumuz hastane hizmetlerinden bahsetmek isterim. Sen ne demedin lan? Böbrek. İyi ki en azından bir tane daha var. Senin kafanı sik. Para az dedir Orhan Bey. Çay içer miydiniz? Yok, teşekkürler, almayayım, sağ olun. Tahsil işlemlerini hızlıca başlatmak isterim. Adınız neydi beyefendi sizin? Ahmet Yılmaz. Bankalar bu saatte de hizmet veriyor mu Ahmet Bey? Sizlere en üst seviye hizmeti sağlamak amacıyla 7/24 hizmetinizdeyiz. Çok harika. Ya o zaman o anlaşmalı olduğunuz hastanelerden bir tanesine gidelim Ahmet Bey. Ya peki bir hizmet bedeli var mı bu işin? Bir saniye, bakıyorum hemen dosyanıza. Ameliyatın tüm masraflarını bankamız karşılıyor. Ama ameliyat sonrası istirahat masraflarını bankamız karşılamıyor. Yine çok harika. Seha, sen kalacak mısın? Gidiyorum mu lan? Ne yapacağım oğlum başka? Bir de akşam polisle mi uğraşayım? Sen kalacağım diyorsan anahtar masanın üstünde bir yerdedir. Tamam. Ha, uyuyacağım da dersen sakın dükkanın kapısını kilitlemeyi unutma. Kimin geleceği belli olmuyor. Biz çıkalım o zaman Ahmet Bey. Tamam. Abi gerçekten değdi mi? Ya kızım bak, yine aynısını yapıyorsun. Yapma böyle. Konuştuk bunları. Ya tamam ama borcu tek başına kefil olmana ne gerek vardı? Birlikte hallederdik bir şekilde. Öyle şey olur mu be? Boş boş konuşma kızım. Verdik böbreği, aldık havadan parayı. Bu kadar, bitti. Ya, sanki geri alabileceğiz dediğin laflara bak. Ya, ayrıca yine olsa yine aynısını yapardım. Hem kanın akmadığı bir hayatın oldu o kredi sayesinde. Haklısın ama... Çok teşekkür ederim abi. Sen olmasın. Senin işlerin yolunda mı? Sen onu söyle. Salça falan olan yok değil mi? İşler tıkırında abi. Dayıların siparişi üzerine fotoğraf çekimine devam işte. Hatta bugün bir yere çekime gideceğim. Devamlı olacak mı bu iş? Sanmam be abi. Tek seferlik bir zengin eğlencesi falan mı neymiş? Üç boyutlu modelleme olacak diyorlar. Bakalım. Belki oradan başka kapılar açılır. Evinde durumlar nasıl peki? İyi dedim ya abi. Kızlarla sorun yok. Çalışmaya devam işte. Güzel işte lan. Ben daha ne isteyeyim? Ya sen hiç kafana takmadın. Borcum falan da kalmadı zaten. Biraz birikmiş param da var. İyiyim ben yani.
Ya hem belli mi olur? Belki birlikte yaşayabileceğiniz bir yer bile buluruz. Götü toparlayabilirsek. Ben sana diyorum geleyim dükkanla birlikte yaşayalım diye. Sen kabul etmiyorsun. Dükkana kimin geldiği girdiği belli olmuyor. Ya hem kızlardan uzak kalırsan fotoğraf siparişi nasıl alacaksın? Hadi aldın diyelim. Ya sobanın üzerinde mi çekeceksin fotoğrafları? O zaman nasıl birlikte yaşayacağız abi? Bilmem. Bizim Ali bir işten bahsedecekti akşam ama. Bizim Ali? Abi onun bulduğu işte diğer böbreğinde gitmesin. Bak ben iyiyim diyorsun ama değilsin yani belli. Gözümü seveyim, dikkatli ol. Ya iyiyim, iyiyim. Ya reklamlı bir şey miymiş, neymiş? Akşam bahsedecek işte. İyi bakalım, seni daha fazla yorması yeter. Orhan iş basit. Kayıt olduktan sonra tertemiz. Tıkır tıkır yatıyor para. Bu devirde tıkır tıkır parayı kim kaybetmiş de biz bulalım? Neci oğlum bunlar? Ya öyle düşünme. İş aşamalı bir şekilde ilerliyor. Mis gibi bir sistem. Bu şirket yapay organ, insan modifiyesi, mekanik kol falan üretiyor. Ya güvenilecek yer mi peki burası? Televizyonda reklamları var oğlum şirketin. Ya bu sistemleri daha yeni ama ben girdiğim günden bu yana hiç problem yaşamadım. Bana verilen görevi yaptım, paramı aldım. Ya peki sen ne ara girdin bu işe? Halit çarpışmasından kısa bir süre sonra. Sen götü toparlıyorken ilk aşamayı atlıyordu bu kardeşin. Anlat bakalım o zaman o sistemi. Hah işte böyle ol be kanka. İlk aşamada iş gerçekten çok basit. Adamların verdiği tişörtü giyiyorsun, ayakta bile soluyorsun adamların. Peki diğer aşamalar nasıl? Ya ikinci aşamada biraz daha iş yükleniyor tabii insana. İşte bildirim geldiğinde gidiyorsun, yapışıyorsun yakınında kim varsa, ürün tanıtımı yapıyorsun. Doğrudan pazarlama yani. İnsanlarla muhatap mı olacağız bir de? Ya birazcık öyle bir debelenme var tabii ama satış kotası falan yok. Orada test ediliyorsun bir nevi. Zaten ikinci aşamaya atlarsan üçüncü aşamada insanlarla muhatap olmaya da gerek kalmıyormuş. Nasıl yani? Ya sen elini kaldırıyor musun havaya? Şirket standartları senin yerine konuşuyormuş. Ya bu daha boktan lan. Ya bildiğin ayaklı tabela olacağız. Sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun amına koyayım. Kralımızı hobi arıyoruz sanki. Oğlum başka tercih hakkımız mı var? Tamam be. Güvenilir diyorsun yani. Nasıl başlayacağız? İşte bu kadar. Bitti. Selam dedik. Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Oturuyoruz. Pişti ya. Kanka çağırdın geldik. Neyse. Ne söyledim bana ya. Kovdular amına koyayım. Dımdızla kaldık oğlum ortada. Nasıl adım atacağımı bilmiyorum oğlum. Yemin ediyorum boğuluyor gibi. Neremi kessem daha uzun yaşarım diye düşünüyorum. Tamam lan sakin ol. Bir şekilde buluruz yolunu. Gerekirse gelirsin yengeyle dükkanda kalırsın. Hem kiradan da kurtulmuş olursun. Senden de para isteyecek bir halimiz yok be oğlum. Eyvallah kardeşim ya. Paran olmadan nereye kadar? Lan tamam. Konuşuruz şirketle. Sen de bizim gibi ayakta bölücük yaparsın. Ben de tam o konuyu açmak istiyorum. Nasıl gidiyor lan iş? Ya kanka akarsız kokarsız. Aksaması olmadan paramızı alıyoruz valla. 3-5 ay oldu ama sorun yok yani. Orhan? Valla kanka Ali'nin dediği şey doğru. Ya şirket insanlarıyla bile muhatap olmuyor. Yapay zeka, siksoku gibi bir aletle muhatap oluyoruz. Para yatıyor ama... Öyle işte. Ne demek öyle işte oğlum? Ya etini kanını satmaktan daha iyi. Ama benim hala kafam çok karışık. O kadar yaygın bir şey değil sonuçta. Tamam şirket bize hiç bela çıkarmadı ama... Bu kadar serbestlik insanın canını çok sıkıyor. Lan sen bakma buna. Kazandığın para sayesinde götün toparlandı biraz. Bir kütüp kan dağıtalar damarından fare gibi ölünü bulurduk bir yerlerde. İşin parasına bir şey dedim yok be oğlum. Ya mesela geçen gün ışıklarda bekliyorum. Bir anda çalmaya başladı o dedik. Normal olarak kaldırdım elimi yukarıya. Ya bir kadın geldi önüme. Uzun uzun tişörtü incik. Sonra reklamı dinledi. Sonra karşıya geçti. Suratıma dahi bakmadı. O an biraz garip hissettirdi. Varlığımın tek değerinin orada et parçası gibi durmak oluşu. İnsanın canını çok sıkıyorum. Tabii bir anda da götünü örek reklamcının yılı çalması da hiç hoş bir şey değil sonuçta. Parmak satmaktan iyidir ama değil mi? Ya da böbrek. Bu devirde etimizi götümüz satmadan para kazanacak iş bulmak zor. Al işte. Canlı kanlı örneği sensin Seha. En alt katta bile iş bulması eziyet artık. Tanıdık desen zaten olay yok bizde. Sorunsuz para ve yükselecek iş bulamayız başka. Ben senin için konuşurum şirketle. Vardır belki bir sözleşme, halledilir her şey. Eyvallah kanka, düşünelim o işi. Bu kadarız işte lan. Ayağımız belli, organımız belli. Elimizde olan bu. Milyon tane tercih hakkımız varmış gibi davranmayı bırakın. Salla başı, al maaş. O kadar.
Bu maddede reklam uygulaması başlangıcında beden kullanım hakkı devri yazıyor. Bu ne demek acaba? Yeni reklam aşamasında ortaklığımızı bir üst seviyeye çıkarmak istemekteyiz. Yeni iş seviyesi sayesinde daha fazla kazanç elde edeceksiniz. Ayrıca 3 maaşlık ikramiye kazanacaksınız. İyi para. Gayet iyi para. Ama ben onu sormadım. Bu beden kullanım hakkı devri meselesini soruyorum. Yeni reklam seviyesi başladığında şirketimizin reklam anlarında beden kullanımınızı talep ettiği anlamına gelir. Ya bu maddenin bana bir zararı var mı? Onu soruyorum. Cevap verecek misin artık? Yeni aşamanın benliğinize hiçbir zararı yoktur. Benliğime? Peki bu hap neyin nesi? 4. aşama reklam uygulamasına bedeninizi hazır hale getirebilmek için gerekli olan nörolojik bağlantı sistemlerini organik ve inorganik maddeler halinde vücudunuza almanızı sağlayacak bir zorunluluktur. Peki bunun bana bir zararı var mı? Boğazınızda kalmaması için bol suyla tüketmeniz tavsiye edilir. Eyvallah. Alo, Ali, kapıma şirketten bir evrak geldi. 4. aşamadan bahsediyorlar. Kardeşim, aynısı bana da geldi. Verilen parayı gördün mü lan? Yemin ediyorum ikramiye falan derken çok iyi toparlarız. Senin haberin var mıydı 4. aşamadan? Ya yoktu kanka ama muhteşem bir şey değil mi sence de? Ya emin olamadım. Beden kullanımı diyor, hap diyor, benlik diyor. Ne bok olduğu belli değil ya. Ulan senin de yine paşalığın tuttu ha. Attım bile oğlum ben hapı çoktan. Hiçbir şey olduğu yok. Kullanın falan dediği lafları bizzat bize söylettirirler en fazla. Ne bileyim dans ettirirler belki. Hem zararsız diyorlar, korkma boşuna. Lan sığır. Kafanın içinde ses duyma ihtimaline ne çabuk ikna oldun sen? Ya yeter be kardeşim, ne mızmızlandın? Verdikleri maaşa, şu ikramiye bak Orhan. Dedenin dükkanında yaşamaya son verebilirsin. Hatta belki kardeşinle birlikte yeni bir düzen bile kurarsın. Kendine gel, gözünü seveyim. Şimdi imzalamaz, işi kökten kaybedersen kendine yazık edersin. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Göksu, sana güzel haberlerim var. Bizim işte yeni bir seviye açmışlar. Çok iyi bir maaşı var. Tabii bir de ikramiye falan da veriyorlar. Ya eski evi alamasak bile belki birlikte yaşayabiliriz. Hatta biliyor musun? Birlikte kahve bile içebiliriz. Ya yeni bir hayatımız olabilir. Ara beni, tamam mı? Hadi görüşürüz. Orhan'ım. Yarın Türk Kanat'ta aptaza patates şekerim var. İster misin? Eyvallah abi, de yanlış anlamazsan senin kol? Ha, kol meselesi. Şuna çalışıyoruz be Orhan. Ne oldu abi, bizim hiç haberimiz yok. Biz hanımla kirayı ödeyemedik. Çocuğun da masrafları falan derken ıvır zıvır satmaktan fazlası gerekti. Ama iyi, şimdi kafa rahat. En az 1-1,5 sene idare ederim ben. Ya anladım abi ya, keyfin yerinde. Sevindim yani. Eyvallah. Sen de sigara almışsın. İşler tıkırında gibi ha Orhan. Ya biraz öyle abi. Birkaç aydır para biriktiriyordum işte, bir iki dal almak için. Öyle abi. İyi. Hayırlı olsun. Gideyim o zaman ben. Tamam abi, görüşürüz. Eyvallah. Tayfun. Ya bu dalı vereyim istersen sana. Emin misin? Sigara. Evet ya, bende bir dal daha var ya. Vallahi mı? Çok iyi olur ha. Abi, bir ara benim dükkana uğra da, yani şu mekanik kolları hakkında bir görüşelim senden ya. Ha, kol meselesi. Bunlar yeni şeyler be Orhan'ım. Gelmez bize. Birkaç yıla ikinci eli çıkar, oradan yürürüm diye düşün ama gelirim ben senin dükkana. Tamam abi. Sigara için de sağ ol. Hakkına denmez valla. Eyvallah abi. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Aynı mesaj bana da geldi oğlum. Ya ben dükkanda olduğumu söyledim yani. Dükkanda görüşebileceklerini söylemişlerdi zaten. İyi yapmışsın, iyi. Ben de hemen kabul ettim. Hakkımız da hayırlısı artık. Göreceğiz bakalım oğlum. İyi mi kötü mü? Hadi görüşürüz. Salih. Orhan Bey. Bugün 4. aşamadan bahsetmeye geldim sizlere. 4. aşamanın dolgun maaşı ve ikramiyesi sayesinde artık bir dal sigara için aylarca para biriktirmeniz gerekmeyecek. Ve bu şirketimiz için büyük bir gurur kaynağı. Ne sigarası? Hayatınızı kayıt altına alıyoruz Orhan Bey. Tabii iş görüşmelerimizi ve iş kalitemizi daha üstün seviyeye çıkartmak için yapıyoruz bunları.
bugün 4. aşama için sözleşmede belirtildiği gibi reklam uygulaması başladığı zaman beden kullanımının hakkı ve kılıf boşaltım işlemini başlatmak için buradayım. Bir itirazınız olursa yazılı ya da sözlü şekilde merkezimize bir bildiride bulunmanız yeterli olacaktır. Merak etmeyin. Ve işlem başlamıştır. Kılıf boşaltma işlemi tamamlanmıştır. İş ortağımız Orhan Bey sözlü ya da yazılı bir itirazda bulunmamış, işlem sorunsuz şekilde gerçekleştirilmiştir. Orhan Bey, 4. aşamaya hoş geldiniz. Daha fazla yormasın yeter.